Genelde tuzlu ve ekşi olarak tüketilen zeytinden farklı bir lezzet olan zeytin reçeli, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kadınlar tarafından üretiliyor ve büyük ilgi görüyor. 17. Ayvalık zeytin hasat günlerinde farklı bir zeytin lezzeti sunan zeytin reçeli, Ayvalıklı kadınların kurduğu ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yakından destek verdiği kooperatifte üretilerek büyük ilgi görüyor. Genelde tuzlu ve ekşili olarak tüketilen zeytinin şekerle tatlandırılarak yapılan reçel hali ise damaklara değişik bir lezzet olarak sunuluyor. İlk toplanıldığında acı bir tadı olan zeytinler çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra acı suyundan kurtuluyor. Bu işlem sonrası şekere yatırılan zeytinler bir süre bekletildikten sonra kaynatılarak reçel haline getiriliyor. Zeytin formundan bir şey kaybetmeyen ama lezzet bakımından farklı bir aroma kazanan zeytinler zeytin reçeli olarak büyük ilgi görüyor. Zeytin reçelimizi yapmadan önce zeytinlerimizi tatlandırmamız gerekiyor. Bu 15 günlük bir süreç. Suda bekletiyoruz. Daha sonra çekirdeklerinden ayırıyoruz. Aroma vermesi için portakal kabuğu ve karanfil kullanıyoruz. Zeytin reçelimizi yapmadan önce bu işlemleri yaptıktan sonra bir haşlama, sıcak suyla kaynatma, daha sonra soğuk suyla bir süre bekletme, daha sonra 5 günlük bir şekerde bekletme süresi var. Süreye bir 15 gün tatlandırma süresi var. Daha sonra şekerde bekleme 5 gün var, 20 gün. Biz üretici kadınlarımızla mutfağımızda biraz sohbetler yapıyoruz, konuşmalar yapıyoruz, neler üretebiliriz diye düşünüyoruz. Üretici kadınlarımızdan birisi dedi ki, yani biz zeytin reçeli yapalım. Bu bizim geleneksel bir reçelimiz, atalarımızdan gelen bir reçelimiz. Bunu neden yapmayalım? Tabii dedik, yapalım. Bizler bir ürün ürettiğimizde çok butik bir şekilde üretip satışımıza sunuyoruz. Talep olursa ona göre yapıyoruz. Tabii bu işi biz yaptık. Yine aynı şekilde satışımıza sunduk. Çok talep oldu.